Ablan nerede kız? Yine incik boncuk peşinde mi? Çağır da gelsin ablanı bakayım. Ne bakıyorsun yüzüme? Çağırsana. Ablam evde değil ki. Allah Allah. Nereye gitti ablan? Boncuk almaya. Bu kız da malzeme alacağım diye tuhafiyecinin yolunu eskitti ha. Yaptığı iş de iş olsa 3 kuruşa talim. Kapatsana kızım şunu. Ne bağırıyorsun fiyat fiyat? Tamam. Ayakta kalma kız, örgülü. Geç otur. Artık burası senin de evin. Hani arabada anlatmıştım ya sana. İnci. O inci, bu inci işte. Yabani gibi ne bakıyorsun? Tanışsana misafirimizle. Adın ne senin? Elif. Elif bundan sonra bizimle kalacak. Siz şimdi biraz oyun moyun oynayın, kaynaşın. Tamam mı? Ben şimdi çıkıyorum. Biraz işlerim var. Hadi bakalım. Bunu bana nasıl söylemezsiniz memur bey? İnanılır gibi değil ya. Bu konuyu Kenan Bey'le konuşmuştuk. Yani çocuğunuzun babası nihayetinde. Size söylemiştir diye ben... Hayır söylemedi. Kimse bana bir şey söylemedi. Söylemedik. Çünkü o haldeyken kaldıramazdım Melek. Ben onun annesiyim ya. Annesiyim ben onun. Benim böyle bir şey bilmeye hakkım vardı. Senin iyiliğin için söylemedik. Kim bilir nerede ne yapıyor şimdi yavrum? Hele ki bu haldeyken, hiçbir şey hatırlamazken... artık onu bulmamız daha da zor. Melek, ne pahasına olursa olsun Elif'i bulacağız. Buraya bir kez gelebildi. Bunu başardı, yine yapabilir. Anneciğim, kahvaltı hazırladık sana. Sağ olasınız ama pek iştahım yok. Ben sana demiştim. Aa, olmaz ama öyle. Bakın hem hafif şeyler zaten hepsi.
İlaç alıyorsunuz, yemeniz lazım. Hadi Amaliye Sultan. Hem Zeynep'in elinden kurtulamazsın valla. Selim, ne demek öyle elinden kurtulamazsın falan? Sağ ol kız. Sağ ol. Ben yardım edeyim size. Peynir. Anneciğim, bugün nasıl hissediyorsun kendini? Aynı. Bir değişiklik yok. İyi olacaksınız inşallah. Biraz zamana ihtiyacımız var, o kadar. Çay da alır mıydınız? Seher nerede? Siz niye hazırladınız bunları? Kayıt almıyor inşallah. Yok, biraz işi vardı, o kadar. Ben de yardım edeyim dedim. Zeynep Hanım, size kim yardım etti acaba? Aliye Sultan, peynirleri ben kestim. Hem de büyük bir özenle. Neden Twitter'li çarşafı koymuyorsun? O ütülenecek de ondan. Of! Ne ütüsü ya? Zaten üstüne yatınca kırışmayacak mı? Öyle de olmaz işte. Yine başladın olmaz olmaz demeye. Ben acıktım. Kızarmış patates yap bana. Şimdi yapamam. Görüyorsun ki işim var Tuğçe. Ben bu evin tek çocuğuyum. Ne istiyorsam yapmak zorundasın. Ben şimdi, şu an patates kızartması istiyorum. Ben de bu evin tek çalışanıyım canım. O yüzden işimin bitmesini beklemen gerek. Sabret, söz yapacağım. Dün de pasta yapacağım diye söz vermiştin ama yapmadın. Ay, yeter artık ama ya. Hangi birinize yetişeceğimi şaşırdım ya. Bir yandan Aliye Hanım'ın bakımı, bir yandan evin temizliği, üstüne bir de yemek. Of ya, of! Kimse ilgilenmiyor ben. Sen de ilgilen. Yakında çürür kalırım ben burada. Of! Kızım şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Hiçbir şey. Allah'ım sen koru. Başına gelenleri, beni de mi hatırlamıyor? Ne yapacağız şimdi? Melek, hafızasını kaybetmiş olabilir ama Elif çok akıllı bir kız. Polise nasıl gelmişse kendini korumayı da iyi bilir. Bulacağız en yakın zamanda kızımızı. Sen iyi misin? Ya adamın biri gündüz gelip elini kolunu sallayarak kızımı kaçırıyor. Bunu yapanın sağlam bir arkası olmalı değil mi? Yani başka neyine güvenecek ki? Yani bütün bunları Necdet planlamış olamaz mı? Sen hastanedeyken defalarca o soysuzun evine gittim. Çok sıkıştırdım ama renk vermedi. Bence Elif onun evinde değil. Ama başka bir yere saklamış olabilir tabii. Gidip ihbar edelim o zaman. Şüpheleniyoruz diyelim. Elimizde yeterli kanıt yokken hiçbir işe yaramaz. Allah'ım sen koru. Ne yapacağız? Hadi gel seni evine bırakayım. Yok. Ben biraz yürümek istiyorum. Sen eğer bir şey öğrenirsen beni haberdar et, olur mu? Merak etme. En ufak bir gelişmede İlk senin haberin olacak. Bu arada iyileşmene de çok sevindim. Kimsin?
Musa? Dedim ya, Elif benim adım. Senin adın da çok güzelmiş, İnce. Babam seni nereden getirdi? Depodan. Beni bir depoya kapatmışlardı. Ne? Kim kapattı? Babam mı? Hayır. Ben annemle babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hiçbir şey hatırlamıyorum onlarla ilgili. Nasıl yani? Hiçbir şey mi? Evet. Eskiden adımı bile hatırlamıyordum. Elif olduğunu bile çok sonradan öğrendim. Seni o depoyu kapatanlar kimdi? Kötü adamlar mı yoksa? Hı. Korkmadın mı hiç? Korktum tabii. Hem de çok. Ama sonra alıştım biraz. Yani daha az korkmaya başladım. Sonra? Sonra oradan kurtulmak için bir plan yaptım. Plan mı? Ne planı, anlatsana. Kapıyı kilitliyorlardı. Açmak için çok uğraştım. Ama gücüm yetmedi. Tüh, nasıl kurtuldun? Çok iyi bir abla vardı. Melek gibiydi. O kurtarmaya çalıştı beni. Ama kötü adam bizi yakaladı. Bu sefer de onu kilitledi depoya. Melek olsaydı onu hiçbir şey yapamazdı kötü adamlar bir kere. Uçup götürdü mi? Hem de seni elinden tutardı, beraber uçardınız. Ben melek demedim ki. Melek gibi dedim. Allah'ım, ne yapacağım ben burada böyle? Eğer daha fazla burada kalmaya devam edersem vallahi kafayı yiyeceğim ben ya. Elif. Çok özür dilerim Elif. Gerçekten çok özür dilerim. Biz evde rahatça uyurken sen kim bilir burada neler yaşadın böyle. Allah'ım, ben nasıl yaptım böyle bir şeyi ya? Nasıl yaptım? Keşke seni ilk bulduğumda hemen ailene götürseydim. Ben böyle olacağını bilseydim. Yumurtayı yağda yaptım bugün. Öyle seviyordunuz değil mi? Ama yağına çok az koydum. Tansiyonunuz falan fırlamasın. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ekmek de alır mıydınız? Ben biraz aşağıdayım. Bir şey isterseniz söyleyeyim. Tamam canım. Bugün belki biraz terasa çıkarız diyordum. Selim de yardım eder. İster misiniz? Bilmem ki. Yapabilir miyim? Hiç halim yok kızım. Tamam. Zorlamayın o zaman kendinizi. Başka sefere artık. Peynir alır mıydınız? Çabucak iyileşeceksiniz inşallah. Kısa zamanda yine bahçede yürüyüş yapacaksınız. Çiçeklerinize bakacaksınız. Şundan da biraz alır mıydınız? İstemiyorum Zeynep. İçim almıyor. Ama... Peki, tamam.
Ben şunları mutfağa indireyim. Siz de biraz dinlenin isterseniz. Ihlamur yaptım abla. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Feride, aklım melekte. Ne oldu acaba? Keşke şu odadan içeri el ele girseler değil mi? Allah'ım keşke. Allah'ım duysun sesimizi. Çok çile çekti kadıncağız, çok. Bir gün yüzü görse. Geldi herhalde. Otur otursan ben bakarım. Veysel. Tülay. Veysel ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Git buradan. Tülay konuşmamız lazım. Tülay ne olur. Ne olur dinle beni. Hayır Veysel dinlemeyeceğim seni. Hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Tülay konuşmamız lazım. Bir dakikacık dinle beni ne olur. Tülay abla ne oluyor? Tülay kurban olayım. Kurban mı olayım ne olur? Veysel yüzünü dahi görmek istemiyorum. Hangi yüzle geliyorsun sen buraya? Hangi yüzle? Bak Tülay. Mecburdum Tülay. Dükkanı satmaya mecburdum Tülay. Ne olur dinle beni. Veysel amca ne olur git. Bak her şey daha çok taze. Sonra... Ne şimdi ne sonra? Seninle konuşmak istemiyorum. Kesinlikle konuşmayacağım. Konuşmak zorundayız Tülay. Tülay benimle konuşmadan... Şuradan şuraya gitmem. Ne olur konuş benimle Tülay. Gitmeyeceğim işte. Veysel yeter diyorum sana. Bitti diyorum. Anlamıyor musun? Bitti. Ayrıldık. Tülay. Ne oluyor burada? Melek. Melek. Melek ne olur. Ne olur sen dinle bari beni. Tamam. Konuş. Daha ne söyleyeceksin acaba? Melek. Bak. Yemin ediyorum bak. Vallahi billahi. İki gözüm önüme aksın ki... Hayatım tehlikedeydi. Dükkanı satmak zorunda kaldım. Kötü bir niyetim yoktu. Hayatım tehlikedeydi. Melek. Allah'ım hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Melek. Tülay. Tülay. Melek bak şimdi. Mecburdum. Eğer ben o dükkanı satmasaydım... Var ya hayatım tehlikedeydi. Başka çarem yoktu. Tülay. Bu şerefsizliği... Ben... İsteyerek mi yaptım sanki? Mecburdum. Vallahi kötü bir niyetim yoktu dükkanı satarken Tülay. Bunu yapmak zorunda mıydın Veysel ha? İnsanları dolandırmak zorunda mıydın? Mecburdum. Başka çarem yoktu Tülay. İnan bana Tülay. Bak ya bu nankörlüğü yapacaktım ya da ya hayatım tehlikedeydi ya. Ben eğer o dükkanı satmasaydım var ya şimdi siz benim cenaze merasimimde olacaktınız. Seni dinlemeyeceğim Veysel. Dinlemeyeceğim. Melek. Mecbur kaldım Melek. Ne olur anla beni bak. Ne olur anla beni Melek. Veysel. Git artık ya. Olan olmuş. Zamanı geri alamayız değil mi? Bak ben senden hiçbir şey istemiyorum. Para pul hiçbir şey istemiyorum tamam mı? Ya rahat bırak bizi. Çık git hayatımızdan. Yok. Melek. Yemin olsun. İki gözüm önüme aksın. O senden aldığım parayı var ya, kuruşu kuruşunu ödeyeceğim. Kuruşu kuruşunu ödeyeceğim. Melek, Tülay yemin ediyorum Tülay. Ödeyeceğim Melek. İki dünya bir araya gelse dahi olmaz artık Veysel. Bitti diyorum. Git buradan. Tamam. Öyle olsun. Tamam. Ama var ya, Melek'ten aldığım parayı kuruşu kuruşunu ödeyeceğim. Alnıma sürdüğüm bu kara lekeyi var ya, temizleyeceğim. Yemin olsun temizleyeceğim. Ödeyeceğim Melek. Kuruşu kuruşunu ödeyeceğim Melek. Veysel, daha fazla konuşma. Git artık. Tamam. Gidiyorum. Tülay, gidiyorum. 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 Görüşürüz. Allah'ım, çıldıracağım. Çıldıracağım Melek. Tamam. Üzülme artık. Hadi içeri girelim, hadi.
Hiçbir şey hatırlamıyorsan anneni babanı bulamazsın ki. Bulacağım. Yusur. Karakola gideceğim. Onlar bulurlar annemle babamı. Yusur ama. Bu evden çıkarsam sonra bulurum karakolu. Evden mi çıkacaksın? Hı hı. Ama kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Elif abi gitme, babam bana çok kızar. Yüften gitme. Kapı kilitli. Anahtar nerede? Yerini biliyor musun? Bilmiyorum. Of. Karakola ne büyük umutlarla gitmiştim. Elif'imin hafızasını yitirdiğini söylediklerine yıkıldım. Siz de biliyordunuz değil mi her şeyi? Biliyorduk Melek. Niye bana söylemediniz o zaman ha? Neden benden gizlediniz? Hiç iyi değildin Melek. Sen hastanede o haldeyken... Tamam. Anladım. Hastaneden çıktığımda kızımı bulacağım için kendimi daha kuvvetli, daha inançlı hissediyordum. Ama şimdi... Ya Melek abla ne olur yapma böyle. Melek, Elif'i bulacağız. Allah'a şükürler olsun yaşıyor yavrum. Ne olur umutsuzluğa kapılma. Ya kızım adını bile hatırlamazken, ben anneme gitmek istiyorum adım Melek diyemezken, şimdi... Ya Melek abla, bir kere karakola gitti değil mi? Ailemi bulun dedi. Bir daha neden yapmasın ki? Ama biri benim evladımı kaçırdı. Ya kim bilir kimin elinde yavrum? Deli mi, psikopat mı? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Sanki yüreğimi biri içten sıkıyor, bırakmıyor. Nefes bile alamıyorum ben. İnci biliyorsan söyle ne olur. Anahtar nerede? Buradan çıkmam gerek. Gitme Elif abla, ne olur babam beni döver. Hem babam söz vermişti, çikolata geçirecekti, onu ikimiz yeriz. Murat, girsene içeri. Bunlar ne böyle? Size aldım Feride. Burada kahvaltılıklar var. Meyve, sebze, bakliyat falan. Burada da temizlik malzemeleri var. Murat, yani ne gerek vardı? Niye yaptın böyle bir şey? Olur mu hiç öyle şey Feride? Zaten babam yüzünden, işinden, gücünden oldum. Adam yine yaktı gitti ortalığı. Lafı bile olmaz. Murat deme böyle. Ya senin bir suçun yok ki. Ortada hatasını telafi etmesi gereken biri varsa o da Veysel amca. O da zaten açıklama yapmaya geldi ama. Ne? Babam bugün buraya mı geldi? Ne yaptı peki, ne dedi? Kötü bir şey yapmadı değil mi Feride? Ya yok yok, açıklama yapmaya geldi işte. Tülay abladan, Melek abladan özür diledi. Ama onlar da yumuşamayınca sinirlendi biraz. Sonra da gitti zaten. Nasıllar peki şimdi? İşte ne kadar iyi olabilirlerse öyleler. Toparlanmaya çalışıyorlar. Geçsene içeri, kaldık böyle. Yok Feride, ben girmeyeyim. Benim zaten halletmem gereken bir iş var. Tamam o zaman. Murat çok sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz.
Akut, ne olur beni buradan götürmek için geldiğini söyle. Gonca, ne yapıyorsun? Ya gideceğim buradan. Kendini de beni de yakmak mı istiyorsun Gonca? Erkut lütfen. Bak öldürüyor burası beni. Dayanamıyorum ben buraya. Bütün bunları Elif'i kaçırmaya çalışmadan önce düşünecektin değil mi? Ya gideceğim diyorum. Gonca olmaz. Necdet Bey izin verir mi buna sanıyorsun? Ha? Buradan çıkmak için onun sinirinin geçmesini bekleyeceksin. Başka çaren yok. Kızım sende hiç akıl yok mu ya? Ha? Nasıl Elif'i kaçırabileceğini düşünüyorsun? Hadi kaçırdın. Necdet Bey'in buna vereceği tepkiyi düşünmedin mi? Onun ne düşündüğü benim umurumda bile değil. Hayırdır? Cesareti bu falan mı yuttun? Ben sadece vicdanımın sesini dinledim. Sen ve vicdan. Sen ne ara bu kadar iyi yürekli oldun Gonca ya? Ha? Filmin bir yerinde ben uyuya falan mı kaldım yoksa? Erkut, el kadar çocuğu bir ay boyunca buraya hapsettiniz ya siz. Üstelik buraya. Ah Gonca. Üç maymunu oynamayı öğrenmediğim müddetçe kaybeden sen olacaksın. Gonca. İyi misin? Feride, nereden çıktı kızım bunlar? Murat almış, şimdi getirdi. Aa, Murat mı? Niye böyle bir şey yapmış ki? Veysel amca yüzünden çok mahcup hissediyor kendini. Canım benim ya. Onun bir kabahati yok ki kızım. Baksana Tülay abla, her şeyi de düşünmüş. Ha, mercimek, makarna, yağına varıncaya kadar almış. Kıyamam ben ona ya. Feride, kızım bu böyle olmayacak. Doğru söylüyorsun abla. Yani bir kereliğine mahsus Murat getirmiş ama daha sonra ne olacak? Kızım, bizim acil iş bulmamız lazım. Tamam, hadi hadi toparla şuraları sen de. Beyşen, ne yapıyorsun orada oğlum tek başına? Gel bir ifadeni alayım. Siz oynayın ya. Peki. Oo, baba. Rahat mısın böyle ha? Gül gibi dükkanı işletirken ne güzeldi değil mi? Ama bak. Yine düşmüşsün bu batakhaneye. Değdi mi bari baba? Bir de gitmişsin, evlerini basmışsın ya. Ya sen hiç utanmıyor musun? Hangi cesaretle Melek ablayla Tülay ablanın karşısına çıktın sen? Seni affedeceklerini falan mı sanıyorsun baba? O kadar kolay mı yani? Sana ne lan? Ha? Sana ne? Bir de sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii baba. Sen gittin, onca kişinin ekmek yediği o dükkanı sattın. Hem de sahibine bile sormadan. İşte bu yüzden vereceksin baba. Lan sen babamla ne biçim konuşuyorsun? Senin dilini keserim lan. Armut Beyinli. Lan ben ne yaptımsa Tülay için yaptım. Kafamıza sıkmasınlar diye yaptım. Gebertmesinler diye yaptım. Ben kaç aydır o Necdet'in köpeklerine parayı biliyorum. Haberin var mı senin? İyi de baba, bütün bunların lokantayla ne alakası var? Lan bana bak, bana bak. Ben o Necdet'te keyfim için mi papaz oldum? Sırf Selim hapisten çıksın diye. Kızım için, damadım için kendimi ateşe attım. Yüzümünü yerken herkes iyiydi. Bakıyorum şimdi hepiniz bağcıyı dövmeye geldiniz. Bak baba, eyvallah. Ablan için yaptıklarına tamam. Ama niye Melek ablaya bulaşıyorsun baba? Ya kadının sahip olduğu her şeyi satmak da ne demek? Sen resmen gittin, o kadının acizliğinden yararlandın. Ya kadının başında onca dert var, sıkıntı var, çile var. Sen nasıl böyle bir şey yaptın ya? Hiç düşündün mü şimdi Melek abla ne yapacak diye? Bir de gitmişsin, utanmadan evini basmışsın. Doğru konuş lan. Defol şuradan. Defol terbiyesiz, cibilliyesiz. Yıkın lan karşımdan. Şide gelmiş. Bir işe yarıyormuş gibi hesap soruyor bana. Defol!
derdim bana yetmiyormuş gibi. Bir de şu Suhan'ın yaptığına bak. Hey! Taşmasan olmaz yani, değil mi? Of ya! Ser, ne yapıyorsun sen? Yemek yapıyorum Tuğçe. Onu görüyorum. Nerede peki benim kızarmış patatesim? Patates mi? İstiyorsun, yapıyorum, sonra da yemiyorsun. Bak, öğle yemeği pişiriyorum. Hem mis gibi yayla çorbası. Onu ye. Sen bu evin çalışanı değil misin? Ben de sahibi, değil mi? Patates istiyorum, o kadar. Patates! Ya Tuğçe, görmüyor musun işin başımdan aşkın ya? Onu da sonra yapayım. Ben şimdi istiyorum. Şimdi. Olmaz. Ah, benimki de can ya. Patlıcan değil. Öyle olsun. Ben de senin sözüne bir daha inanırsam. İnanmazsan inanma. Üf be. Yeter ya. Sabahtan beri patates diye tutturdu. Şımarık velet. İyi abla, ne olsun. Uğraşıyoruz işte. Aliye Hanım nasıl oldu? Pek iyi değil. Bir süre biz bakacağız gibi görünüyor. Nasıl yani? Artık orada mı yaşayacaksınız? Evet. Yani bu halde onu yalnız bırakmak pek doğru gelmiyor. İyi düşünmüşsün canım. Aferin. Sana yakışan da bu zaten. Ablacığım, ben sana şey diyecektim. İstersen bizim eve taşınabilirsin, biliyorsun. Yok canım, çok sağ ol, gerek yok gerçekten. Yani beyaz eşyasından tut, her şey hazır. Daha rahat edersin diye düşünmüştüm. Canım gerçekten çok sağ ol. Ama gerek yok. Biz kadın kadına iyiyiz burada. Hem birbirimize de destek oluyoruz zaten. Anladım. Peki sen bilirsin ablacığım, nasıl istersen. Görüşürüz canım. Melek, kimle konuştun canım? Zeynep'le. Ha, nasılmış? Nasıl olsun? Aliye Hanım'la ilgileniyor. Çayını koydum canım. Sağ ol. Melek, Veysel'in yaptıklarını öğrendi mi Zeynep? Bahsettin mi? Hayır canım. Ya zaten başında bir sürü sıkıntı var. Hem yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Annemin ilaçlarını aldım. Bu kan dolaşımı için. Allah korusun, pıhtılaşma falan olmasın diye. Peki bundan günde bir tane mi alacaktı? Evet, evet. Bu da yeni tansiyon ilaçları. Her akşam bir tane alacak. Peki bu ne içinde? Bu da... Amca. Ne oldu canım? Hani şu tabletime yüklediğim yeni oyun var ya, takılı duruyor, bir şeyler oluyor. Bakar mısın? Amcacığım, şu an biraz işimiz var, daha sonra. Ya, niye ya? Canım, şimdi meşgulüz, görmüyor musun? Hadi sen odana çık, ben geleceğim yanına. Of ya, of! Selim, bu ne içinde? Dur bakayım, o hangisiydi? Ya Zeynep, o kadar çok ilaç var ki kafam karıştı iyicene. Oynayalım mı? Evde mi? Olmaz ki ama. Arır. Bak, bu ipin bir tarafını sandalyeye götüreceğiz, bir tarafını da ayaklarına. Ben de atacağım, sıra sıra yani atacağız. Arır mı? İnşallah babam değildir. Neden? Çünkü ablam evde değil. Ne dedin? Ablam gelmedi mi dedin? Ha? Ablan nerede, söyle. Bak sen.
bir de utanmadan bana malzeme almaya gitti diyorsun. Ha? Söyle. Ablam nerede söyle? Boncuk almaya gitti. Ulan Tuhafiye buraya kaç adım? Ha? 50 sefer gider gelirdi. Kimi kandırıyorsunuz siz ha? Söyle. Ablan nerede? Anne hadi aç şu telefonu. Alo anne. Tuğçe. Nasılsın anneciğim? İyiyim kızım. Neden beni hiç aramıyorsun? Ben de tam seni arayacaktım. Nasılsın, iyi misin? Çiftlikte her şey yolunda mı? Hiç iyi değilim. Aa, neden? Kimse benimle ilgilenmiyor. O ne demek öyle kızım? Amcamla Zeynep sürekli babaannemin başında. Sen zaten yoksun. Babam desen bir sürü işi var. Kimse benim istediğim bir şeyi yapmıyor. E kızım Seher'e söyle. O ne istiyorsa yapsın. Söylüyorum ama o da yapmıyor. Niye? Üzgün olduğu için galiba. Allah Allah. Neden üzgünmüş ki? Ablasıyla eniştesi trafik kazası geçirmiş. Öyle mi? Hı hı. Arkalarından bir araba sıkıştırmış. Onlar da kaza yapmışlar. Galiba çok hızlı gidiyorlarmış. Bir dakika kızım. Sen bunu nereden duydun? Her telefonda biriyle konuşurken duydum. Peki kaza ne zaman olmuş? Babaannem hastaneye yattığı zamandı galiba. Cin olmadan adam mı çarpıyorsunuz lan? Asuman nerede? Bilmiyorum. Gel buraya. Bana bak. Doğruyu söylemezsen ceviz gibi kafanı patlatırım senin ha. Kime söylerim ben? Benim suçum yok. Arkadaşına gitti galiba. Baban benden önce gelirse malzeme aldı. Gittiğini söyledi de. Demek öyle. Aklınca beni aptal yerine koyacak ha? Gelsin bakalım. Göstereceğim ona. Aptal kimmiş? Tuhafiye neredeymiş? Gel bakalım Asuman Hanım. Gel. Gel. Allah kahretsin. Ben nasıl anlamadım bunu ya? Nasıl? Bir Seher'i arayayım. Belki o bulmuştur. Efendim Arzu Hanım. Bulabildin mi Seher kızı? Hayır Arzu Hanım. Her yeri didik didik ettim ama öyle bir kız yok burada. Demek arkamdan iş çevirsin ha. Demek gözümün içine baka baka beni salak yerine koyarsın. Ben sana casusçuluk oynamak neymiş göstereceğim ama. Demek malzeme almaya gittin ha? Ben şimdi göstereceğim sana malzeme almayı. Gel şuraya. Gel. Baba ne olur yapma. Kız ben sana kaç kere dedim evden dışarı adım atma diye ha? Ha? Baba ne olur yapma tamam. Gel buraya. Aklın fikrin gezmekte senin. Ha? Sorsan çalışıyor.
çalışıyor. Baba yeter! Ha? Ayaklarından bağlayayım mı kız seni bu eve? He, bağlayayım mı? Onu mu istiyorsun sonunda? Babam onu yapma. Lan mahallede adam mı çıkaracaksın sen beni? Ha! Gel buraya. Kes sesini. Kes, sakın konuşma. Evlat mevlat dinlemem. Seni şuracıkta gebersin. Evlat gibi senin. Bu sana da ders olsun. Tamam mı? Arzu, yine niye arıyor beni bu manyak ya? Of! Açmayacağım ya. Yok, şimdi açmazsam da bu defa niye açmadın diye bütün gün tatava yapar. Arar durur manyak. Arzu Hanım. Alo Seher, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Orada her şey yolunda mı diye bir arayayım dedim. Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok Arzu Hanım. Ha bir de başsağlığı dilemedim ben sana değil mi? Ne kadar kabayım. Ablam Nurten'in kırkı çıkınca haber ver de lokma döktüreyim. Acın taze ne de olsa. Baba, iyi misin? Yolayım şimdi saçını başını senin ha? Babam sorarsa malzeme almaya gitti diyeceksin, demedim mi ben sana? Vallahi öyle dedim. Yalan söyleme! Kim söyledi o zaman? Ben söyledim. Abi ne oldu? Ağlıyor musun? Bir çare hüzün tükenip bitiyor.